tamam mıyız arkadaşlar? Kolay gelsin, iyi mesailer, iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum sizlere. Özellikle kameraman arkadaşlara bir sosyal mesafe sıkıntısı yaşıyorsunuz. Değerli arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi milletin kör kuruşunun takipçisi olmak. Beytülmale el uzattırmamak, devleti haramdan sakınmaktır kul hakkı yedirmemek, kurak kul hakkı yenmesine mümkünse müsaade etmemektir. Hal böyle olunca biz kamuoyunda epey de bir süredir tartışılan, siyasetin de gündeminde olan bu 128 milyar dolar meselesinin takipçisi olmaya Erdoğan çatlasa da patlasa da devam edeceğiz. Çünkü burada çok net bir şekilde bir kul hakkı vardır. Beytülmale uzanan el vardır. Yetim hakkı vardır, milletin kör kuruşunun peşkeş çekilmesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nasıl döviz satacağı bellidir. 2002'den beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, satışları liste halinde de duyurur. Bu listede kime ne kadar satıldığı dövizin bellidir. Bunlar ihaleyle olur, orta yerde bir ihalede yoktur. Orta yerde bir bir 128 milyar doların özellikle düşük kur sürecinde buharlaşması var. Arkadaşlar 128 milyar deyip geçmeyin. 128 milyar şudur. Türkiye'ye son 10 yılda gelen doğrudan yabancı sermaye 129 milyar dolardır. 10 yılda Türkiye'ye gelen doğrudan gelen yabancı sermayeden 1 milyar dolar daha fazla bir paradır tüm dış borç stoğumuzun yüzde otuzuna eşit bir rakamdır. 128 milyar dolar. 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde yetmiş beşidir. Devletimizde çalışan dört milyon insanımızın tam üç yıllık maaşıdır. 128 milyar dolar. Son yedi yılda devletin ödediği faizin tamamından bir milyar dolar sadece fazladır. Son yedi yılda devletin ödediği faiz 126.5 milyar dolardır. Ve 128 milyar dolar son dokuz yıllık bütçe açıklarının toplamına denk bir paradır. Ve 128 milyar dolar devletin toplam iç ve dış borcunun yarısıdır yarısıdır. Bu para ile 32 tane petkim, 21 tane erdemir yapılabilir Erdoğan. Ben bu parayı Covidle mücadelede Türk ekonomisi batmasın diye kullandım diyemezsin dersen kimlere sattığını söyleyeceksin. Bu şüpheden damadınla birlikte arınman lazım. Onun için çok basit tane tane beş soruya da cevap vermen lazım. Bu satışı hangi yöntemle yaptın? Çık bunu söyle. Hangi tarihlerde yaptın? Çık bunu söyle. Hangi kurdan ve kurlardan veya yaptın? Çık bunu söyle. Bu satıştaki alıcı ve veya alıcılar kimlerdir? Çık bunu söyle. Bu işlemin altında kimin imzası var? Çık bunu söyle. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervini buharlaştırıp ben bunu ekonomimiz batmasın diye yaptım diyemezsin. Çünkü zaten Türk ekonomisi her geçen gün dibe vurmaya da devam ediyor. Çok eskiden benim çocukluğumdan önce bir çiçek hastalığı vardı. Şimdi yok, dünyada yok. Hall oldu, bitti. Değerli arkadaşlar, şimdi enflasyon diye bir kavram da dünyada bitti tıpkı çiçek hastalığı gibi. Ama Erdoğan yönetiminde, yönetimsizliğinde, Erdoğan beceriksizliğinde Türkiye'de TÜİK'in enflasyon açıkladığı enflasyon oranları ki ayda bir TÜİK başkanı değişiyor. 15.61 Dünyada yok. 30 ülkede enflasyon sıfırın altında, sıfırın altında. 29 ülkede enflasyon yüzde birin altında yıllık ha. Pardon, yıllık evet, aylık değil. 29 ülkede birin altında, 30 ülkede sıfırın altında. Toplam 60 ülkede enflasyon yüzde birin altında Erdoğan. Sen de 15. Senin devraldığın Türkiye'de de böyle bir enflasyon yoktu ve 21 ülkede de enflasyon yüzde ikinin altında. Ne yapar? 60 21'da 81 ülkede dünyada enflasyon ikinin altında. Hamaset yapıp duruyorsun Erdoğan. Türkiye Enflasyonda Nijerya, Haiti, Etiyopya, Kongo, Zambiya ve Angola ile aynılıkta top oynuyor. Ayıp ya. Hakikaten ayıp. Bu ayıp işte. Ülkeleri bir daha sayayım. Nijerya, Haiti, Etiyopya, Kongo, Kongo, Zambiya ve Angola ile Türkiye'nin enflasyon rakamları aynı paraleldi. Suriye'de iç savaş var. Irak'ta iç savaş var. Mısır karışık. Tunus karışık. Suriye, Tunus, Mısır, Irak'ta enflasyon Türkiye'den düşük. Ey 83 milyon. Bilirsiniz ki Irak karışık, Suriye karışık, Mısır karışık. Ama oralarda bile enflasyon Türkiye'nin altında. Ve TÜİK rakamlarıyla üstelik halkın yaşadığı sokakta, çarşıda, pazarda yaşanan enflasyon TÜİK'in açıkladığının iki katı. Vallahi de iki katı, billahi de iki katı. Beşinci başkanını değiştirdiler TÜİK'in. Hadi gene de biz TÜİK'i baz alalım. TÜİK'i baz alalım. Enflasyon yüzde on Bundan büyük bir ayıp olamaz. Dünya milletler ailesi içinde demokraside insan haklarında sınıfta kaldık. Ama ekonomi ve enflasyon noktasında da tam bir utanmazlık hali içinde olmamız lazım. Aç içeğine yüzde elli beş, yumurtaya yüzde elli, pırasa yüzde otuz tavuğa yüzde otuz pirince yüzde otuz zam var bir yılda. Otoban geçişleri yüzde yirmi üç, köprü geçişleri yüzde kırk zamlı. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. Vallahi de billahi de Erdoğan. Bu rakamlar Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasının rakamları değil. Sana bağlı TÜİK'in rakamları. Yani bir insan oturup da ya bu kadar öz kaynağı sahip, bu kadar ekonomi, hacmen ekonomik olarak dünyanın ilk 20 ülkesinde bulunan bir ülkede dünya enflasyonu unutmuşken nerede yanlış yapıyorum da kardeşim bu enflasyon böyle aldı başını gidiyor Nerede yanlış yapıyorum kardeşim? Sen pazarlarında, çarşıda, pazarda, manavda, bakkalda, markette millet isyan ediyor diye sormaz mı bir insan ya? Ama yok. Böyle bir derdi yok beyefendi. Enflasyon kötü de milli gelir iyi mi değerli arkadaşlar? Dünya terazisinde sadece bir yılda 43 milyar dolar küçüldü Türkiye. Bakın 2017'de Milli gelir 859 milyar dolar. 2018'de 797'ye düşmüş. 2019'da 760 milyar dolara düşmüş ve 2020'de 717 dolara düşmüş milyar dolara. Ne oluyoruz Erdoğan? Bu tablolar makroekonomik göstergeler falan geç bunları. Bunlar devletin resmi kurumunun resmi kaynakların rakamları. Nereye gidiyorsun? Erdoğan soruyorum nereye gidiyorsun? Ve kişi başına düşen milli gelir değerli arkadaşlar bir yılda ey 83 milyon ey AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li vatandaşlarım ve diğer partilere oy veren vatandaşlarım. 2020'de kişi başına düşen milli gelir 615 dolar azaldı azaldı. 2013 pardon 2013'ten bu yana ise kişi başına kişi başına düşen milli gelirimizin 4 bin dolar azaldığını 83 milyon bilmeli. Vatandaş diye bir ya ben ne yapayım kardeşim milli gelirdim değil işte. Bu azalırsa sen markette elini rafa uzatamazsın. Bu azalırsa sen pazarda elini domatese, patatese, soğana, bibere Uzatamazsın, alamazsın. Buradan geçer bunun yolu. Peki bu kişi başına düşen milli gelirin sadece bir yılda 43 milyar dolar milli gelirin toplamda azalmasının ve sadece 615 dolar bir yılda düşmesinin hesabını birinin vermesi gerekmiyor mu kardeşim? Çık ey AK Parti, ey AK Parti'nin ekonomistleri, Ey Erdoğan'ın avanesi. Ey sarayın iletişim başkanı. Ey sarayın sözcüsü. Her konuda çıkıp çıkıp açıklama yapmayı, CHP'ye küfür etmeyi biliyorsunuz. Çıkın deyin ki Engin Altay yalan söylüyor. Yanlış söylüyor. Verdiği rakamlar doğru değildir. Deyin yüreğiniz varsa. Ha bunu diyemeyeceğinizi ben biliyorum. O zaman çıkın bir şey yapın ya. Bir kendinizi toplayın, bir frene basın. Türkiye uçuruma gidiyor. Türkiye'de büyüyen bir şey var ama bu, bu rakamlar fena da bir şey büyüyor. Değerli arkadaşlar bir yılda bir yılda gerçek işsizlik sayısı 3 milyon 518 bin artarak 11 milyon yüz on dokuz bin'e çıktı bir yılda. Yani 8 milyondan 11 milyon 195 bine çıktı. İşsiz sayısı bir ülkede 11 milyon işsizse o ülkeden korkun. Korkun. Devletin borçları bir yılda 510 milyar TL arttı. Vatandaşın borcunu saymıyorum bile. Milletin morali bozulmasın diye. Devletin borcuya bir yılda 510 milyar TL ne arttı? Neye göre arttı? Herkes bilsin, devletin şu anda yeni parayla 1 trilyon 833 milyar borcu var. Eski parayla telaffuz etmek de mümkün değil. Şunu kimse zannet, devletin borcu bana ne değil. İşte ondan sebep sen pazarda, çarşıda, manavda tezgaha elini uzatıp oradan canının çektiği domatesi, biberi, patlıcanı, soğanı, patatesi alamazsın. Market rafından pirinç alamazsın kırık pirinç alırsın. Toplumun bu konulara siyasi partiler, muhalefet kadar duyarlı olması lazım. Ve çiftçinin, esnafın, emeklinin, memurun, sanayicinin artan borçlarını söylemeye korkuyorum. Toplumun morali daha çok bozulmasın diye. <laughs> nereye Erdoğan? Ben söyleyeyim. Nereye? Erdoğan israfa dolu dizgin gidiyor. Dolu dizgin israfa giden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan, dolu dizgin dört nala israfa koşan bir Erdoğan tablosu var. Bir saray tablosu var. 2020 yılında değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılını söylüyorum. Cumhurbaşkanlığının sadece koruma koruma maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Yeni parayla 263 milyon 627 bin lira eski paraya çevirin milyon mily 263 trilyon sadece sayın cumhurbaşkanımızın korumak için bu devlet para harcıyor millet para harcıyor korkma Erdoğan darbe devri bitti darbe günleri geride kaldı biz senin canını koruruz malını diyecektim ama malın hesabını soracağımız için. Malını karıştırmıyorum. Canını koruruz. Malını koruruz dersek olmaz. Çünkü harama helale haram katılmış bir şey varsa onu söke söke geri almasını da biliriz. 13 tane özel uçağı olan bir cumhurbaşkanımız var. Yazlık kışlık saraylar Bunlar israfın önde gidenleri. Şu inat bir inat uğruna yapacağım dediğin Kanal İstanbul Cumhuriyet tarihimizin bir sürü zararının dışında ayrıca en büyük israfıdır. Beştepe Sarayı'nın kıymetli vatandaşlarım, Beştepe Sarayı'nın bir günlük millete ve devlete maliyeti ne kadar olsaydı bir günlük yeni parayla 10 milyonun üstünde yani eski parayla Beştepe Sarayı'nın devlete millete maliyeti bir günlük maliyeti milyon 10 trilyon 10 trilyon eski para yeni para konuşalım 10 milyon Özetle Türkiye, Türkiye bu enflasyonda dünyaya rezil rüsva olan, ekonomik göstergeleri çökmüş olan Türkiye dünyanın en pahalı cumhurbaşkanını kullanan bir ülkedir. Türkiye'den daha pahalı bir cumhurbaşkanı olan ülke yok idir. Bunu da aziz milletimizin takdirine sunarken şu kadar söyleyeyim ki israfın ne olduğu anlaşılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kızılay'da. Beştepe Sarayı'da, ya, e, Külliye'de, Beştepe'de, Söğütözü'nde işte Atatürk Orman Çiftliği'nde ne dersiniz değil? Şimdi sabah buraya gelirken Yandex'e girdim reklam olmasın. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yazdım. Git tuşuna bastım. Altı. 0.4 kilometre, 6 kilometre, 1 saatlik yürüme mesafesi. Ey 83 milyon, Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı sarayından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefete küfür etmeye gelir iken 110 araç, 110 araç ve 2 helikopterle geliyor. Bundan büyük israf olur mu? 6 kilometre ya. 6 kilometre. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentindesin. 110 araç ve iki helikopter. Demek ki neymiş? Cumhurbaşkanımız pahalı ve masraflıymış. Çok pahalı. Çok masraflı. Ve böyle bir hal içinde Erdoğan gemi batarken şarkı söyleyip masal anlatmak gibi bir moda girdi. Batan gemiyi şarkı söyleyerek, masal anlatarak kurtaramazsın Erdoğan. Kurtaramazsın. Yani insan hakları eylem planı masalıyla, uzay şarkısıyla, yerli uçak türküsüyle, yeni anayasa fıkrasıyla, milli tank hikayesiyle batan egemiyi kurtaramazsın nokta. Peki nasıl kurtulur? Vallahi bu saatten sonra bir tek kurtuluş reçetesi var. O da Türkiye'nin önce Erdoğan'dan kurtulması lazım. Onun yerine kimi koyarsanız koyun Türkiye ekonomisi belini doğrultur. Adam huy haline getirmiş. Genetik genetiğine işlemiş. İsraf Erdoğan'ın genetiğine işlemiş. <laughs> Türkiye'nin elbette ve hiç şüphesiz sandık marifetiyle Erdoğan'dan kurtulması ve bir an önce kurtulması belki geminin batmasını önler. Değerli arkadaşlar, insan hakları eylem planı masalını açıkladı. Erdoğan dün bir çiçekli konuşma da yapmış. Az su verirsek şöyle olur, çok su verirsek böyle olur. Bazı çiçekler çiçek gibi görünse de dikendir diye ama onlara da su vermemekte kararlıyız falan demiş. İnsan hakları eylem planını açıklamadan önce Erdoğan'ın Boğaziçi'li öğrencilerden özür dilemesi gerekir idi. Terörist ilan ettiği öğrencilerin büyük çoğunluğu şimdi dışarıda. Bir iltisak tutturdular gidiyorlar. Daha önce de söylemiştim Erdoğan işine gelirse 83 milyonun 53 milyonunu terör örgütüyle iltisaklandırıp cezaevine koyabilir demiştim. Şimdi insan hakları eylem planı hazırlarken diyorum ki şuradan başlayacaksın. Çıkacaksın. Çıkacaktım. Boğaziçili öğrencilerden özür diliyorum diyecektin. Belki biraz inandırıcı olurdu. Osman Kavala işi bir hukuk faciasıdır. Adamı 1200 gündür cezaevinde haksız, hukuksuz yere tuttuğumuz için de yanlış yaptık diyecektin belki senin bu planında ne var diye bir bakardık. Bunlar yok. Bunlar yok. Ne var? İki yılda hayata geçecek bir plan var. Ancak Erdoğan'a burada şunu söylemek lazım. Sana hakaret etti diye bırak yetişkini bizi. 900 çocuk çocuk. 900 çocuk hakkında ceza kovuşturması sürüyor. Sen mi insan haklarından bahsedeceksin? Türkiye'nin senden alacağı insan hakları, eylem planı, dersi, faaliyet olamaz. Zaten başlarken diyorsun ki bazı çiçeğe su vereceğiz, bazısına vermeyeceğiz diyorsun. Sen bir şiir okuduğun için hapse atıldın diye isyan eder durursun. E şimdi sana tweet atanları sen cezaevine dolduruyorsun. Şiir okumakla tweet atmanın ne farkı var? Sen muhalefete küfür eder durursun. Muhalefet sana eleştiri yapınca hiç birimiz, hiç birimiz sana küfür etmedik. Senin konuştuğun kaba ve yaralayıcı üslupla sana cevap vermedik. Senin söylediğin ağzından çıkan o galis kelimeleri ben burada sarf edemem ama alayımız hepimizden ilgili bir son ceza ve tazminat davası açıyorsun. Sen mi bize insan hakları eylem planı açıklayacaksın? Ayrıca senin bugün açıkladıkların 1200'lü yıllarda Magna Carta'da var. Veda hutbesinde, Medine vesikasında var. Beğenmediğimiz orta yerdeki anayasada bunlar var. Sen uysan yeter. Sen uy yeter, gölge etme, başka insan istemeyiz dün söyledim. 1200 sene önce söylenmiş şeyleri şimdi yeni bir şey söylüyorum diye söylemenin anayasada, orta anayasada var olan şeyleri şimdi yeni bir şey yapacağız diye söyleyip iddia etmenin, allayıp pullamanın Kime ne faydası var bilmem. Geç gelen adalet adalet değil diyorsun. Adil yargılama diyorsun. Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık diyorsun. O zaman sana sorarlar. Bu Osman Kavala 1200 gündür ne yapıyor içeride diye. <laughs> 1200 gün değerli arkadaşlar. 4 yıla mı tekabül ediyor yaklaşık? Ve Erdoğan'a bu insan hakları eylem planı ile ilgili bir şey söyleyeyim bir atasözümüz var. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Devlet elinde. Kuvvetler ayrılığında ortadan kaldırdın. Bütün kuvvetleri kendinde topladın. Şimdi diyorsun ki ifade ve örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi de insan hakları eylem planının dokuz amacından birisi. Hadi doğru Hadi orada. Demin söyledim. Sen şiir okuduğun için hapse atıldın bu yanlıştı. Ama sana tweet atanların şimdi hapse atılması daha büyük yanlış. Sen siyasetçisin. Ağır eleştiriye de katlanmayı bileceksin. Rahmetli Demirel'in, Erbakan'ın, Özal'ın, Ecevit'in yaşadıklarına bir bak. Onlara yapılan eleştirilere bir bak. Kaldı ki Adalet Bakanlığı 100 2. günlük icraat programı yeni sistemde yeni insan hakları eylem planının hazırlanması 100 200 günde yapılacak bir işti. Bak burada Cumhurbaşkanlığı forsuyla beraber İki yıl, üç yıl, iki buçuk yıl oldu. Demek ki ne diyoruz bu konuda? İnsan hakları söz konusuysa Erdoğan'dan bir tek talebimiz var. Erdoğan'dan bir tek şey istemiyoruz. Gölge etmesin, başka ihsan istemez. Ama tekrar ediyorum, vatan gemiyi insan hakları masalıyla falan kurtaramazsın. Uzay hikayesiyle kurtaramazsın. Yok öyle bir şey. Bu millet masala, hikayeye doydu. Bu milletin karnı aç, sırtı açık. Kış mevsiminde gece 12'de doğalgazın vanasını kapatan, üstüne iki yorganla yatan milletten önce bu çektirdiklerim için özür diliyorum demesini bileceksin. Değerli arkadaşlar, sandalye çoğunluğu ile dokunulmazlık kaldırmak kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Tekrar ediyorum sandalye çoğunluğuyla dokunulmazlığı kaldırmak, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Bu bir adalet arayışı değildir. Bu bir siyasi hesaplaşmadır. Ve yasama dokunulmazlığın amacının parlamento üyelerini iktidar tarafından tahrik edebilecek keyfi zamansız ve esassız ceza kovuşturmalarıyla geçici bir sürede olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemektir dokunulmazlığın amacı budur. Yani sandalye sayısı çok olan partinin az olan partiye mensup insanların yasama faaliyetlerini çeşitli vesilelerle bu kin, intikam, hırs olabilir, başka şeyler olabilir, keyfilik olabilir. Muhalefetin cezalandırılmasının önünü kesmektir bunun amacı. Neredeydin altı senedir Şimdi Kobani soruşturması başlatıyorsun, yargıya talimat veriyorsun. Bir grup başkan vekiliniz HDP'yi kapatacağız diyor. Öteki hukuk bilir diyor. Hangi AK Parti'ye ya da hangi AK Parti yöneticisine inanacağımızı da şaşırmış vaziyette. Gerçi artık AK Parti yöneticilerinin çok hükmü kalmadı. Şimdi Erdoğan'dan sonra iki kişi çok kıymetli. Birisi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın. Birisi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Türkiye'deki protokoller sıralamada da fiili olarak İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun, bütün sayın bakanların, siyasi parti genel başkanlarının, milletvekillerinin üstünde, önündedir. Asıl dokunulmazlık onlar için vardır. Fahrettin Altun'un adını ananın, adını ananın adliyede hesaba çekildiği, emniyette hesaba çekildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bırak Fahrettin Altun'u eleştirmeyi. İsmini konuş yeter. Böyle bir ülke olabilir mi değerli arkadaşlar? Dokunulmazlıklarla ilgili yargının AK Parti vesayet ve boyundurunda olduğu bu süreçte dokunulmazlıkların kaldırılması tekrar ediyorum. Ee, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmanın cisimleşmiş hali olacaktır. Bu konuda diğer teferruata şimdilik çok girmeyi doğru bulmuyorum. Parti kapatma meselesi. Siz soracaksınızdır ben söyleyeyim. Dün mecliste söyledim. Öyle görülüyor ki Devlet Bahçeli'den sonra AK Parti'de tavrını belirlemişti diyecektim. Bugün Sayın Özkan açıklamasını bir parça düzeltmeye çalışmış. Çok olmamış ama. Dün kendisine söyledim. Cahit Özkan üzerinden AK Parti'ye söyledim. Şimdi sizin üzerinizden Erdoğan'a söylüyorum. Erdoğan, parti kapatma, mağaraları kapat. Parti kapatma, kan dili kapat parti kapatma, terör kamplarını kapat. Nasıl kapatırsan yok, kapat. İmha et, yok et. Hallet. Teröre Türkiye geçit veremez. Yol veremez. Hep söylediğim bir şeyi tekrar burada söyleyeyim. Hiçbir hak talebi, hiçbir hak talebi, hak iddiası, terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz nokta. Ama Türkiye şu hataydı yapmamalı. Terörizmin, teröristlerin en çok istediği şey devlet hukukun dışına çıkarsa terörizm ve terör oradan beslenir. O halde ne yapıyoruz? Hiçbir güvenlik kaygısının da temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine dayanak yapılamayacağını söylüyoruz. Terörle katı kesin amansız bir mücadele ama temel hak ve özgürlüklerde de sınırsız imkan ve fırsatlar. Türkiye'nin terörle mücadelesinin Türkiye'nin terörden kurtulmasının yegane yolu budur. Ve son söz partileri millet açar millet kapatır. Nokta. Çok teşekkürler arkadaşlar. Buyurun. Her ne yaşanmış olursa olsun, her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla şantaja, şantaja tehdide ve kumpasçılara boyun eğmeyiz, prim vermeyiz. Diğer siyasi partilerden de bunu bekleriz. Arkadaşımız e, kendisi istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Partimizden istifa etmiştir. Yürüyen bir emniyet ve savcılık soruşturması vardır. Biz de konuyu izliyoruz. Evet, teşekkürler. Evet, başka bir şey var mı arkadaşlar? Tamam herhalde. E, şunu da söyleyeyim. TÜİK Başkanı gene değişmiş galiba. Tayyip'i üzme, üzmeyen istatistik kurumu olmak zorunda TÜİK. Tayyip'i üzecek her başkan değişecektir. Ee, <laughs> Başkanlar daha rakamlarla ne kadar oynayacak bilmiyorum ama ekonomiyi yönet yönetemeyenlerin rakamları yönetmeye çalıştığını biliyorum. Hiçbir TÜİK başkanı kim 10 tane daha değiştirirse değiştirsin Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Hiçbir TÜİK başkanı İki kere iki dört etmez diyemez. İşte bu kadar. Yüzde otuzu on beşe düşürür. Daha aşağı düşüremez Erdoğan. Yüzde otuzluk enflasyonu on beşe düşürmüş adamcağız. Rakamlarla oynayarak. Bundan iyisini de bulamazsın. Çok teşekkürler.